Hümik madde nedir? Hümik maddeler Leonardit adı verilen ve 70 milyon yıl gibi bir süreçte olgunlaşmış orman flora ve faunasının zaman içerisinde organik kalıntılara dönüşmesiyle elde edilen bir hayat iksiridir. Bir orman ekosistemi düşünün ki en güçlülerin milyonlarca yıl hayatta kalma mücadelesinde geliştirdikleri üstün özelliklerinin ve genetik kazanımlarının organik mirasıdır hemik maddeler. Gezegenimizin tarihi bir kitap olsaydı muhtemelen insanlık tarihi bu kitabın sadece son sayfası hatta son noktası olurdu. Dolayısıyla milyonlarca yılda birikmiş fosil kalıntılarının en kıymetlisi olan Leonarditler sadece yakma yoluyla enerjiye dönüştürülemeyecek kadar değerli bir hazinedir. Tabiatta bulunan tüm organizmalar için ortak yaşam kaynağı karbonlu bileşenlerdir. Karbonlu bileşenlerin de en gizemlisi diyebileceğimiz bakteriden bitkilere, hayvanlardan insanlara kadar vazgeçilmez fonksiyonlara sahip olan hümik maddeler bugünün konusu. Hümik veya fulvik asitler diye de bilinen hümik maddeler herhangi bir formülle yazılamayacak kadar kompleks ve çok fonksiyonlu bileşiklerdir. Şu ana kadar hiçbir bilim adamı humik maddenin formülünü net olarak yazabilmiş değildir. Bu yetersizliklerinden değil veya da beceriksizliklerinden değil çünkü dünyanın farklı bölgelerindeki humik maddeler o coğrafyalara ait genetik kodları taşıyan gizemli hazinelerdir. Hindistan, Nepal Çin gibi uzak doğu ülkelerinde şilajit adıyla bilinen hümik maddeler, Rusya'da mumio, Kafkaslarda ve Kuzey Avrupa'da gumat adıyla anılmakta, yeni dünyada ve Avrupa ülkelerinde ise etken maddesine atıf ile hümik asit veya fulvik asit diye bilinmektedir. Hümik asitler içerisinde bulunan fulvik asitler de aslında hümik madde karışımının %20'si oranlarına kadar bulunabilen ve son yıllarda özellikle insan sağlığı ve kozmetikte kullanımı yayınlaşan küçük ve hareketli yapıda polifenollerdir. Molekül ağırlıkları kıyaslandığında fulvik asitlerin molekül ağırlığı 100 ile 10.000 dalton arasındayken hümik asitlerin ağırlığı 10.000'den başlayıp 300.000 daltona kadar çıkmaktadır. Yani fulvik asitler hümik asitten 300 kat daha küçük olabilmektedir. Bu ne demek? Bu küçük molekül yapısı sayesinde fulvatlar hücre zarından içeri, porlardan, gözeneklerden içeri rahatlıkla nüfus edebilir ve çok daha hassas görevleri üstlenebilen mucizevi polifenoller olarak çalışabilmektedirler. Fülvatları kozmetik ürünlerinin formülasyonunda kullanım sebebi ise hücreye bu hızlı nüfuz edebilme kabiliyetleri ve yaşlanma ile belirginleşen çizgilerin kalıcı ve doğal yolla düzleştirebilmesinden kaynaklanmaktadır. Aynı şekilde bu etkiyi yara ve yanık tedavilerinde de görebilmekteyiz. Peki nedir bu humik maddeyi bu kadar gizemli ve güçlü kılan özellikler? Biraz daha yakından tanıyalım. Humik madde kimyasal olarak tanımlanacak olursa canlı yapısının dört temel yapı taşı ve vazgeçilmez elementleri olan karbon, oksijen, hidrojen ve azot atomlarını barındıran Aynı zamanda elektron hareketlendirici yani elektrolit özelliği gösterebilen multifonksiyonel makromoleküllerdir. Birbirine zıt gibi görünen hidrofilik ve hidrofobik özellikleri aynı anda barındıran karboksil ve hidroksil, keton ve kinon gibi organik kimyanın en önemli gruplarını içeren alifatik ve aromatik, enolik ve fenolik yapıda bir polifenoldür diyebiliriz. İyi de bütün bu özellikler ne demektir? Veya niçin bunları söyledik? Hayat iksiri dediğimiz hümik maddenin ana bileşenlerini biyokimyasal olarak tek bir cümleyle tanımlamak ancak bu kadar mümkün olabilir. Toprak biyokimyası incelendiğinde aslında %95'i inorganik yapıda bulunan toprağın kalan %5'ini teşkil eden humus diye adlandırdığımız bu organik madde karışımının 5'te 4'ü toprağın ruhu diye adlandırdığımız hümik maddeden ibarettir. En basit bakteriden en gelişmiş canlı olan insana kadar tüm organizmaların düzenleyici joker olarak kullanabildikleri kompleks organik polifenollerdir hümik asitler. Hümik maddeler neden bu kadar önemlidir? Hümik maddeler bütün canlılar için düzenleyici özelliğe sahip olduklarından modern tarım dünyasında son 20 yılda özellikle üstün özelliklerinden dolayı klasik kimyasal toprak besin elementlerinden ayrılarak yeni bir kulvara girmiş ve toprak düzenleyici sınıfının baş aktörü olarak haklı yerini almıştır. Çünkü bir gram toprağın verimli olabilmesi için en az 1 milyar sağlıklı bakteriyi ve diğer mikroflorayı barındırması gerekir. Bu sayıda mikroorganizmanın temel yaşam kaynağı ise aynı zamanda karbon bankası olan hümik maddelerdir. Bu özelliğiyle tarımsal uygulamalarda hümik madde kullanımı tek başına vazgeçilmez olmaktadır. Çünkü verim artışı dediğimiz şey bütün bitkilerin sağlıklı kök yapısı ile mümkündür. Topraktaki mikroflora, rhizobium türü bakterilerle havadaki serbest nitrojeni yakalayarak toprağa katarken mikoriza türü faydalı mantarlarla toprakta bulunan mikro elementleri ve suyu en doğal ve en ekonomik yolla alabilme ve sentezleme kabiliyetini geliştirirler. Aynı zamanda üstün şelatlama kabiliyetiyle köklere tutunan hümik madde, hümik asit, daha önce alınamayan kalsiyum, magnezyum, çinko, demir gibi mikro elementlerin bitki kökü tarafından kolayca alınabilmesini sağlayarak ekstra bir maliyet olmaksızın verimli ve sağlıklı tarımsal topraklara sahip olunmasını sağlar. İnsan eli değmemiş tropikal ormanları düşünün. Her tarafından bitki fışkıran ve milyonlarca türe aynı anda ev sahipliği yapan bu ormanlarda bir gram bile kimyasal gübre kullanılmıyor. Ya da antibiyotik kullanan bir Arslan duydunuz mu? Peki neden? Çünkü her iki örnekte de bakterilerin sağlıklı olarak bulunabildiği mutalist yani kazan kazan bir durum söz konusu. Peki bakterileri bu denli güçlü kılan en önemli etkenin yine hümik madde olduğunu söylersek biraz daha ikna olacak gibisiniz değil mi? Hümik maddelerin insan sağlığındaki karşılığı nedir? Ortalama bir insan vücudunda 30 ile 40 trilyon hücre varken aynı vücutta bulunan bakteri sayısının 3 trilyona kadar çıkaracağı tahmin edilmektedir. Bu size inanılmaz gibi gelmesin. Sadece 1 gram dışkıda 90 ile 100 milyar bakteri vardır. Hümik maddeler bakteriler için harika bir karbon ve mikro element kaynağı, mükemmel prebiyotiklerdir. Tüm probiyotik bakterilerin temel yaşamsal elementler olan karbon, oksijen, hidrojen, nitrojene ihtiyaçları vardır. Bütün bunları ve daha pek çok fonksiyonel grubu bir arada barındıran sihirli organik bileşik ise yine humik maddeler. Sağlıklı bir insanda 400 ile 500 çeşit arasında ve sayıca trilyonlarca bakterinin bir arada oluşturduğu bir probiyotik dünya vardır. Peki bu probiyotik dünya ne işe yarar? Bakteri türlerinin zenginliği ve çeşitliliği alerjen antijenlere karşı vücudu bağışık kılar ve hastalanmaya karşı vücudumuzun direncini artırır. Bu döngünün teminatı ise karbon nitrojen oranının dengeli olabilmesidir. Hümik maddeler antimikrobiyal etkiyle patojen bakterilerin gelişmesine engel olurlar. Patojen bakteriler tarafından salgılanan toksik maddeleri nötralize ederek immün yani bağışıklık sistemini güçlendirirler. Kanserojen maddelerin blokajına ve tarafına yardımcı olarak antikanserojen etki sağlarlar. Probiyotikler farklı biyokimyasal yollarla vücut homostazisi için son derece önemli etanol, metanol, asetik asit gibi veya çok daha özel bazı enzimlerin üretiminden sorumludurlar. Dolayısıyla güçlü bir bağırsak florası tek başına insanı çok daha sağlıklı ve enerjik kılabilir. Bunu düzenli olarak sağlamanın tartışmasız yolu ise hümik maddedir. Hümik madde yani hümik veya fulvik asitler elektrolit özelliklerinden dolayı hücre mitokondrisinde elektron transfer sistemine katkı sağlayarak enerji üretimine ve ATP sentezine yardımcı olurlar. Hümik maddeler yine bu elektrolit özellikleriyle doğrudan ya da dolaylı yollarla sinir hücrelerinde bulunan akson dendritler arasındaki sinaptik iyon değişim kapasitesini arttırdığı gibi elektrokimyasal bağlantıların güçlenmesine de katkı sağlarlar. Odaklanma, Alzheimer, Parkinson, epileptik nöbetlerde hümik maddenin fayda sağladığı ile ilgili onlarca yayın vardır. İçerisinde bulunan heparin ve salisilik asit benzeri etkiye sahip polifenollerle kanın incelmesine ve vazodilatör özelliğiyle kan damarlarının genişlemesine katkı sağlayan hümik maddeler bu yolla tansiyonu düzenleyici bir etki de gösterirler. Ümik maddeler kan şekerini de düzenlemeye yardımcı olurlar. antidiyabetik etkiye sahiptirler. Tip 2 diyabetlilerle yapılan çalışmalarda anlık ve uzun süreli kan şekeri ölçümlerinde olumlu katkıları gözlemlenmiştir. Üstün şelatlama kabiliyetiyle pek çok ağır metali daha sinirim sistemine girişte kana karışmadan yakalayarak hücrede birikimine toksik ve kanserojen etkilerinin önlenmesine yardımcı olurlar. Bir humik madde türevi olan aktif karbonun da zehirlenme vakalarında daha ilk dakikalarda içirilmesinin amacı da toksik maddenin kana karışmadan bir an önce tutulması ve atılmasıdır. Humik maddenin kalp sağlığı ve kardiyovasküler sisteme faydaları ile ilgili pek çok yayın mevcut. Humik maddeler elektrolit özelliğinden dolayı kalp ritim bozukluğunun tedavisinde de yardımcı olurlar. Anti enflamatuar özelliği ve ağrıların ve inflamasyonun azalmasına yardımcı olan hümik maddelerin yara iyileştirici ve kırık kemiklerin tedavisi amaçlı kullanımları ile ilgili de çok olumlu sonuçlar yayınlanmıştır. Hümik madde ile sağlıklı hale gelmiş sindirim yolu, bağırsakta bulunan bakteriler, nörotransmitterleri, özellikle dopamini ürettiği için dopamin eksikliği sonucu gelişen parkinson hastalığının tedavisinde de yardımcı olur. Hemostaziyi sağlayarak stresi ve uyku bozukluklarını düzenlemeye yardımcı olan hümik maddeler antidepresan bağımlılığından kurtulmanın giriş biletidir. Hümik maddelerin Covid-19 gibi özellikle viral hastalıklara karşı organizmayı destekleyerek daha dirençli olmayı sağladığı da yapılan pek çok çalışmalarla ortaya konulmuş ve her geçen gün kullanımı yaygınlaşmaktadır. Hümik madde kullanımı ile sperm sayısı ve hareketliliği arttırılarak infertilite tedavisine yardımcı olunur. Aynı zamanda testosteron seviyesi ve performans artışı ile birlikte ovülasyonu indükleyerek doğurganlığa da katkı sağlar. Hümik maddelerle ilgili dünyada bilimsel yayınlar ve uygulamalar her geçen gün artarak devam etmektedir. Son yıllarda sadece Amerikan Ulusal Tıp Kütüphanesi olan PubMed'in web sayfalarına girdiğinizde hümik asit ve sağlık ile ilgili 700'den fazla yayının yapıldığını görebilirsiniz. Ve bu yayınların tamamında hümik maddenin insan sağlığına katkısı ile ilgili sadece pozitif tespitler yapılmıştır. Bugün dünyada 30'dan fazla ülkede gıda takviyesi olarak kullanılan hümik maddelerin henüz yan etkileri ile ilgili olumsuz bir yayına rastlanmamıştır. Hümik maddeler sentetik bir ilaç olamayacak kadar Doğal ve koruyucu, etkili bir gıda takviyesi olarak önerilebilir.